Öyle. Dediğim gibi işte asistanlarımız da bölümün ikinci dönem daha eğlenceli olacağını söylediler. Ben de ODTÜ'ye bir dönem daha şans vermeye karar verdim. Bu arada da işte hala benim tembel olduğumu düşünüyorum. Tembel bu arada tırnak içinde. Çünkü bilmiyorum, bence doğru bir kavram değil. Bir şeyi çalışmayı sevmemek, bir şeyi çalışamamak tembellik demek değil. Ama ben tembel olduğumu düşünüyordum. Her neyse, ara tatilde epey dinlendim ama çok zor kendime geldim. Uzun günler sadece yattım, yattım ve yattım kendime gelebilmek için. Sonra ben bir staj yapacaktım aslında. Denk gelmişti o. O yüzden ara tatilimiz 4 haftaydı. Ben bir hafta erken gidecektim, staj yapacaktım. O arada deprem oldu maalesef. Ve işte sonra stajım ertelendi, okul ertelendi. Ama staja gitmeden önce de ben şeydim böyle, evin içinde turlamaya başlamıştım. Ben gitmek istemiyorum, ben korkuyorum, geriliyorum falan diye. Halbuki stajda çok gerileceğim bir şey yoktu. Evet, şey durumu vardı. Ben gerçekten bir yetersizlik kaygısı yaşıyordum ve stajda da yetersiz olursam, benden istenen şeyleri bilemezsem ya da yapamazsam diye endişeleniyordum ve bunun sonucunda da eğer hocalar bana kızarsa diye endişeleniyordum. Ama ondan çok gerçekten şey de beni endişelendiriyordu. Sabah işte 8'de orada olmam gerek, akşam 5'te çıkacağım falan. Neyse. Sonra gitmedim zaten çünkü deprem oldu. Herkese bu arada çok geçmiş olsun bununla alakalı. O çok büyük bir talihsizlik. Ya, talihsizlik demek istemiyorum. Neyse. Bu hamur çok su götürür. Çok derin bir konu. Ardından ben birazcık daha Manisa'da kalınca daha da iyi hissetmeye başladım. Sonra da 3 Mart'ta, 6 Mart'ta mı? 6 Mart'ta ODTÜ'nün online dersleri başladı. Birinci gün derslere girdim. İkinci gün girdim. Ama daha ikinci günün akşamında yine çok kötü hissetmeye başladım. Tatilde toparladığım mental sağlığım yine 2 günde bu sefer çok kötü bir hale gelmeye başlamıştı ve ben sorgulamaya tekrar başladım. Ardından ben bir gün genetik dersinde, çarşambaydı galiba, evet, genetik dersinde uyuyakaldım. Ve benim eğitim hayatım boyunca bir kere bile, sadece bir kere olmuş bir şey. O da ilkokuldaydım ve hastaydım. O yüzden uyuyakalmıştım. Onun dışında okulu ben çok severdim. Babam odaya girdi. Bana müsvedde kağıt vermek için sağ olsun. O yüzden videoya buradan devam ediyorum. Neyi anlatıyordum? Sus Genetik artık. dersinde Zeynep, ama bitmesi lazım videonun. Genetik dersinde uyuyakaldım ve bu benim eğitim hayatımda sadece bir kere başıma gelmişti. Onda da ilkokuldaydım ve hastaydım. Onun dışında okulu çok seviyordum ve gerçekten dersler benim ilgimi çekiyordu. Derslerde sıkıldığım zamanlar sadece derste anlatılanı zaten biliyor olduğum zamanlar oluyordu. Sonra işte ben genetik dersinde uyuyunca şunu düşünmeye başladım. İlgimi çekseydi uyumazdım. Ve bunu biliyorum. Çünkü uyumadım işte, yani uyumadım. İlgimi çekseydi uyumazdım. İlgimi çekseydi dinlerdim. İlgimi çekseydi o konuda düşünüp fikir üretir ve bunları da derste söylerdim. Ama ben bunların hiçbirini yapmıyordum. Dedim ki o zaman gerçekten ben bunu sevmiyorum. Demek ki doğru yerde değilim. Ve bu sefer şunu düşünmeye başladım. Bölüm değiştireyim ama ya bölüm değiştirince de o bölümde çalışmak istemezsem, o bölümü de beğenmezsem, kendim için doğru olanı nereden bulacağım falan diye. Sonra ben bir arkadaşımı aradım. Ayşegül'cüm. Merhaba aşkım. Bay bay aşkım diyordum. Merhaba aşkım. Ayşegül'le konuşurken şunu fark ettim. Ben lisedeyken aslında psikoloji istiyormuşum ama sayısalcı olduğum için psikoloji yazamamışım ve o zaman da şunu düşünmüştüm biraz. Önce genetik okuyayım. Hem psikolojiyi de biraz, psikolojinin genlerle ilişkisini de daha iyi öğrenirim bu şekilde. Sonrasında da nöropsikoloji, neuroscience ya da epigenetik üzerine yüksek yaparım ya da evrimsel psikoloji. Ve oradan da psikoloji sevdamı dindiririm diye düşünmüşüm. Sonra şunu düşündüm, yani psikoloji okuyayım o zaman direkt. Çünkü genetik okuyup sonra psikolojiye yönelmek beni çok yıpratacak. Ve benden aslında yolun sonunda bir şeyin kalmayacağı bir yol olacak. O yüzden de psikoloji okumak istediğime bu şekilde karar verdim. Ve sonrasında süreç şuydu. Merkezi yerleştirme puanımla hangi okullara geçiş yapabiliyorum? 19K yapmıştım TM'de.
İşte baktım bazı okullara geçiş yapabiliyorum. Tamam, hiç olmadı. Elimde bu var ve bununla geçeceğim. Ama bir yandan da 19K'dan biraz daha iyi yapabileceğimi umdum. Ve dedim ki tekrar YKS'ye gireceğim o zaman. Sonra da halamın evindeydim yine o zaman, İstanbul'daydım. Birkaç gün arkadaşımda kaldım. Ardından Manisa'ya, ailemin evine YKS'ye kasmaya geldim. Şu anda masanın üstünde hem YKS kitaplarım var hem de bugün İstanbul'dan gelen eşyalarımın içinden çıkan genetik ve kimya kitabım var. Kocamanlar ve hiç ilgimi çekmiyorlar. Satacağım onları. Bakalım başka neler anlatacağım. Hemen. Num num. Bu arada ya diğer bölümde de tembel olursam kaygımı biraz da şöyle yendim. Ben hiçbir zaman tembel olmadım. Tembel kelimesi bu arada hani gerçekten her defasında tırnak içinde. Hiçbir zaman tembel olmadım ve her zaman çalıştım. Hazırlıkta bile kurum hep en üst kuru olmasına rağmen ders çalışıyordum. Çünkü seviyordum çalışmayı. Çünkü ilgimi çeken şeylerdi. Ve o yüzden aslında sevdiğim bir şeyi okursam çalışmak isteyeceğimi ve çalışacağımı da düşündüm. Ardından da dediğim gibi kararlar kararlar. Şimdi ne yapıyorum? Bu kadar. Şimdi işte YKS'ye çalışıyorum. ODTÜ'nün iyi yanları ve kötü yanlarından da bahsedebilirim bu noktada. Şimdi ben bir daha ODTÜ'de okumak istemiyorum. Ya da bunu ayrı video mu yapsam? Bunu ayrı bir video yapayım. O daha iyi olacak gibi. Tamam o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve beğeni butonuna tıklarsanız ve bildirim için zile basarsanız çok teşekkür ederim ve çok sevinirim. Tersi. Sormak istediğiniz şeyler varsa, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda her zaman Instagram adresimde yazıyor ki oradan ulaşanlar da oldular. O zaman hoşça kalın. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için ve faydalı olmuştur.